Merhaba arkadaşlar, Benelli 125S ve MSX 125 için benden kombin önerisi isteyen iki tane arkadaş vardı. Beraber çekip hepsine uygun kombin çıkartmaya çalıştım. İlk önce LS2'nin Vector kaskını tanıtacağım, sonra LS2'nin Rapid kaskını tanıtacağım ve Nexx SX.100 kaskı tanıtacağım. Nexx SX.100 kaskı defalarca tanıttım ve üstündeki REV'IT!'in Eclipse montu, buna uygun iki tane daha mont çıkartıp onlara da sunacağım. İlk önce LS2'nin Vector kaskından başlayayım. Geniş bir bakış açısı var. Ön havalandırma, üst havalandırma kanalı, işte arka hava çıkış kanalı olan fiberglass yapıda bir kask. O yüzden hani ilk önce bunu tavsiye ediyorum. Sonra diğerlerini tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye etmemin nedeni dış kabuğunun daha dayanıklı olması, boyun petlerinin gerçekten çok daha iyi olması. Mikrometrik bir bağlantıya sahip güneş vizörlü bir kasktır. Açtığınız zaman zaten güneş vizörünü açacağınız yer şurada. Onu hemen görüyorsunuz. Açma ve kapama yeri burada. Kademeli açılan camı var ve hani 1300 gramlık güzel bir kask. Bu alınabilir. Neden bu alınabilir? Çünkü fiberglass bir yapıya sahip. Sonra önereceğim kask Nexx SX100 kaskı. İster MSX olsun, ister Benelli 125S olsun, o kasklarda kullanılabilir. Bu kaskı aldığınız, hani o kaskın da işte burun pedi, çene pedi var. Bu kaskın da burun çene pedi var. Hangisine ne kadar para vermeliyim derseniz işte 1000 lira, 1100 lira civarında, burada 1300 lira civarında filan olması lazım. 1200 lira, 1300 lira arasında bir şey olması lazım. Bu ise hani LS2'nin Rapid'i ise daha dayanıksız, polikarbon, sadece polikarbon bir yapıya sahip ama polikarbon kauçuk destekli olan ve fiberglass bir yapısı olan kaskı seçmek bence daha iyi, ama tamamen tabii ki sizin bütçenizle alakalı. Revit Eclipse'te hani bütçeniz de yüksek gelirse daha farklı bir şey alabilirsiniz. Mesela işte Mitek'in bir montunu alabilirsiniz. Onları da göstereceğim. Veya Venom Jaws Air, daha önceden de gösterdiğim montu tekrar göstereceğim. Yanında çıkarttığım iki tane eldiven var. İlk önce onları da göstereyim. Vexo'nun splash eldiveni bunlar. İşte eklemleri koruması olsun, bilek koruması olsun şuralarında ve yumruk koruması olsun, güzel özellikleri olan bir eldiven. Hem de uygun fiyatta, hem de yazlık bir eldiven. Kışın kullanmak için uygun değildir. Elinizi üşütecektir, ama hani ben içine eldiven içliği giyerim, bununla kullanırım diyorsanız o tamamen sizin bileceğiniz iş. Eldiven içlikleri sadece rüzgardan korumak içindir. Ve hani sıcaklığı içinde tutmak içindir. Onlar ne bileyim, yağmurdan korumazlar. Hani bu geçiriyorsa o eldiven içliği de yağmuru geçirecektir ve elleriniz ıslanacaktır. Hani onun için farklı eldiven. Vexo'nun mesela Black serisinden bir eldiven alabilirsiniz veya Sport serisinden başka bir eldiven alabilirsiniz. Bunun özelliklerini zaten biliyorsunuz, tekrarlamıyorum. LS2'nin Vector kaskının da özelliklerini farklı şekilde tanıtmıştım. Daha önceki tanıtımda da paylaşmıştım zaten. Bunu kullanabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz veya Rapid'i kullanabilirsiniz. Rapid tabi daha az güvenliğe sahip polikarbon bir kask olduğunu söylemiştim. Bunun da ama hani pin lock bağlantısı var, ön havalandırma çıkış yeri var, işte ne denir, burun pedi takmak için yeri var, işte burun pediyle beraber geliyor zaten, bunun şu anda yok burun pedi. İç pedleri hani ortalama denebilecek şekilde yapılmış. Boyun bağlantıları fena değil, mikrometrik bir bağlantıya sahip. Arkasında hava çıkış kanallarını görüyorsunuz. Üst hava çıkış kanalları var, hava giriş kanalları var. Arka hava çıkış kanalı gayet büyük. Bunun ağırlığı 1280 gram, artı 50, eksi 50 olarak değişiyor. Bunun da ağırlığı 1300 gram, bunun 1550 gram olması lazım. Evet, 1550 gram bir ağırlığı var. Hani 1300 lira, 1100 lira civarında. Bunun tam olarak fiyatını bilmiyorum. Onu hemen özelliklerini aşağıya yazacağım zaten. Dediğim gibi Vexo Splash eldiveni önerebilirim. İkinci bir alternatif, biraz daha iyi bir koruma sunan Five Glows'un Ares 3 siyah mavi yazlık eldivenlerini sunabilirim. Onlar da şu şekilde yapılmış. Onların da detaylarına geleyim. Eklem yerlerinde hafif korumaları var. Yumruk koruması gayet iyi. Bilek koruması gayet iyi. Yazlık bir eldivendir ve bileği cırt cırtlıdır. Bu da alınabilir. İyi eldivendir. Sürtünmelere karşı dayanıklıdır. Veya işte Vexo Splash alınabilir. Hani onun fiyatı uygun değilse bunun bütçenize göre bunu dengeleyip alabilirsiniz. Üstündeki Revit Eclipse mont isterseniz hani yazlık ve baharlık olarak geçiyor. Kış sürüşüne uygun mudur? Yani hani çok soğuklarda süremezsiniz ama orta soğuk derecelerde, işte 10 derecenin altına indiği zaman bu montla üşürsünüz. İçinde astır var ama o size yetmeyebilir çünkü dış yapısı rüzgar geçirgen bir modeldir. Tabii ki bunun da hani hem dirseklerinde koruma var, hem omuzlarında koruma var ama arkasında bir sırt koruma ile beraber gelmiyor ne yazık ki. Sırt korumayı sizin buradan gelip seçmeniz gerekiyor. O sırt korumayı Impactec korumalardan alabilirsiniz. Revit korumalardan alabilirsiniz. Impactec korumalar hepsine uyuyor çünkü kesilebilir bir şekilde yapılmış onlar. Onlardan alabilirsiniz. Bunun bileği çıt çıtlıdır ve kolları ayarlanabilir. Şu şekilde çıt çıt ve çekme, sıkıştırma tokaları var. İç tarafındaki astarı çıkartabilirsiniz. Şöyle ve içinde delikli bir yapısı var. O yüzden de yazlık ve baharlık olarak kullanabilirsiniz. İçinde de bol bol cebi var. Hem astarının içinde var, hem kendi içinde var. Yan tarafında iki cebi var ve hem belinde, şöyle göstereyim şunu. Hem belinde sıkma yerleri var. Pardon, hemen belinin şu kısmında üstünde, hem de aşağıda belinin şu kısmında sıkma yerleri var. Dediğim gibi astarı çıkartıp kullanabilirsiniz. İçindeki fileli yapıda yazlık ve baharlık olarak kullanılabilsin diye yapılmış. Eldivenleri tanıttım. Kod ise Tech90'ın City modelini, Tech90'ın Pirate modelini veya Madra Ilgaz diye seçebilirsiniz. Onları da şu tarafa koyarak size göstereceğim. Onları tek tek sıralayacağım. İşte Pirate, City, Madra. Onların istediğinizden bir tanesini alabilirsiniz. Onların fiyatlarını da hemen açıklama kısmında, videonun altında yazacağım zaten. Benim önerdiğim, pardon, önce montu tanıtayım. Daha uygun fiyatlı bir montu tanıtayım. Aslında hani bu mont tam çok uygun fiyatlı gelmeyebilir belki. Ama hani işte ben 3 mevsim kullanacağım dediğinizde bu mont işinize yarayacaktır. Bir tane de Mitek'in bir tane montu var, onu göstereceğim şimdi. Mitek montları da böyle arkadaşlar. Bunun adı Aria diye geçiyor. Bunun fazla ölçüsü elimizde kalmadı ama bunun da hani dirsek korumaları var, omuz korumaları var. Aynı zamanda kol ayarı var. Hani uygun, biraz daha uygun fiyatlı olarak düşünürseniz. İçinde bir tane astarı var. Astarının altında fileli bir dokusu var. O da rüzgar geçirgendir. Yani bunu çıkarttığınızda zaten adamlar buraya kocaman yazmışlar Ares 3 diye. Yani rüzgar geçirgen olduğunu belirtmek için yapmışlar bunu. Bunları çıkarttığınızda şu delikli yerlerden hava alıyor ve sizin yazın ferah bir sürüş yapmanızı sağlıyor. Cırtcırtlı bir şekilde yapılmış kolları var ve aynı zamanda fermuarları var. Dediğim gibi iç tarafındaki astarı çıkartıp kullanabilirsiniz. Bunun arkasında da herhangi bir sırt koruma yok. Sırt korumayı sizin kendiniz almanız gerekiyor. İsterseniz Impactec korumalardan alabilirsiniz. İsterseniz Revit korumalardan alıp kullanabilirsiniz. Bununla beraber önerebileceğim bir tane de bot var. Bir de Jaws Air montunu göstereceğim. Onu daha önceki tanıtımda zaten göstermiştim. Rockwell botları göstereceğim. Rockwell botlar bildiğiniz gibi bağcıklı şekilde yapılmış, uygun fiyatlı Türk malı ve hani isterseniz şuradan cırt cırt şekilde kapanıyor. Bunu neden öneriyorum? Çünkü hani burun koruması var, topuk koruması var, bilek koruması var. Aynı zamanda bunun spor modelleri kaydırmaz tabanlı. Bunların tabanları o özelliğe sahip değil. Bu uygun fiyatlıdır. 269 lira gibi bir fiyatı vardı galiba. Bundan alabilirsiniz. Hem MSX 125 için hem işte Benelli 125S için ikisinden alabilirsiniz. Ben daha uygun bütçeli bir mont istiyorum derseniz o zaman daha önceki tanıtımda da gösterdiğim Venom Jaws Air'ı alabilirsiniz. Ben bu montu seviyorum. Hani çünkü basit, iş görebilir. Aynı zamanda koruyucu. İşte hani özellikle hani şu omuz korumaları var, dirsek korumaları var ve hani geçirgen bir yapısı olan kumaşı var. İç tarafı da gerçekten geçirgen bir yapıya sahip. Arkasında da sırt korumasıyla beraber geldiği için de bunu seçebilirsiniz. Arkası da güzel, fena değil. Ondan sonra bu alınabilir. Ve hani uzun süre kullanılabilir. Çünkü hani zaten bunları yırtılmaz ve kolay zedelenmez bir kumaştan yapıyorlar. Bunları kullanabilirsiniz. Eğer ki hani yorumlarınız ve işte isteklerinizi yazmak istiyorsanız hemen hani açıklamanın altına yorumları yazın ve hani ben de onların hepsine cevap veriyorum zaten. Herkesin bütün sorularını cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdilik hani benim sunacaklarım bunlar. Hem MSX hem Benelli 125 için benim önerilerim bunlar. Hani siz ben bunları beğenmedim derseniz bizim arkadaşlarımız zaten işte Bostancı Total Benzinci hemen karşısındaki dükkanda. Burada size gerçekten yardım ederler. En uygun fiyatlı ve bütçenize göre en uygun ürünleri çıkartıp size gösterirler. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. O aşağıda bir tane çan çıkacak. O çana basın ve bildirimleri alın. Hepinize iyi sürüşler.